Ümmü Gülsüm Serçe. Pekmezi yüz yapılışı üzümü bağdan toplarız, yıkarız. Böyle torbaya koruz, içine toprak atarız, mayası var onun. Normal bir toprak mı? Yok, bunun özel toprağı. Onunla çığınarız, poşet giyeriz, üstüne çorap giyeriz, cizme giyeriz. Onu öyle ezeriz, suyunu götürürük, haşlarız. Bayağı bir yarım... Bu teknede haşlıyorsunuz. Yok, yok. Burada çığınıyoruz. Çiğniyorsunuz. Kazana süzerik, onu kaynadırık. Bir yarım saat kaynadırık. O 3-5 saat durur. İyice durulur. Ondan sonra onu leğene süzerik, kaynadırık, pekmez olur. Aynı gün mü oluyor hepsi? Aynı günde olur. Bunu mesela şimdi akşam kaynatacak, sabaha kadar duracak, sabah kaynatacak pekmezi. Sabah niye bekliyorsunuz? Durulması için. Yani cam topra, gibi cam gibi durulacak, evet. Tahmini 1 kilo pekmez alabilmek için ne kadar üzüm gerekli? Kaç kilo üzüm gerekli? 20 kilo gerekli. 1 kilo ya. Evet. İsmim Nimet Kaya. 70 yaşındayım. 70 yaşında biz pekmezimizi, bağlarımızı çaparız, sularız. Bu şeye mertebeye gelince sonbaharda üzümlerimizi keseriz. Leğenlere doldururuz. Güzel yıkarız. Ve birimiz pekmezi çığınayanlara birimiz sularını alır kafa dondururuz, öbürü çığınar. Toprağını alırız, toprak, bunun toprak özel. Kendi toprağı. Rastgele topraklar olmaz bundan. Çok zahmetli bir iş. Kaynatması, bunun suyunu kestirmesi, 5 saat 6 saat bekleyecek, durulacak, o suyu başka leğene alacak. Leğene aldıktan sonra pekmez kaynatacak, ocakta altını yakarız. Pekmez kaynatırız. Çok kaynar böyle. Kıvamına geldiğini sararız rengi. O zaman bakarız pekmez oluyor. Onu indirmeye başlarız. Peki Mehmet Hanım, 1 kilo pekmez alabilmek için kaç kilogram üzüm gerekir? 8 kilo filan, 10 kilo, 8 kilo alır. Evet. Evet, evet. Peki.